15 Temmuz 2016'da bir grup asker tarafından darbe girişimi planlandı. Milyonların sokağa dökülmesi, darbe karşıtı askerlerin müdahalesiyle darbe önlendi. 15 Temmuz 2016'da bir grup asker tarafından hain darbe girişimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü. Bursa'da da o zamanki adıyla Şehre Küstü Meydanı olan bu alanda toplanan vatandaşlar demokrasi nöbetine başladı. Bursa'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokaklara çıkan vatandaşlar o anları anlattı. O gece vardiyasında çalışıyordum. 4-5 arkadaştık gece vardiyasında. İşi bırakıp sokaklara indik biz de. Tabii zor bir geceydi ama dediğim gibi kurtuluşa erdik. Ben uyuyordum o zaman. Hemen anladığım için hemen kalktım. Ben de kalktığımda millet bütün yola çıkmıştı. Ben de buraya geldim. Askeriye var bu taraftan. Oraya kadar gittik, oradan döndük, geldik bu tarafa. O akşam evimizdeydik. Evimizden bu çağrıları duyduktan sonra televizyondan şeyden. Ondan sonra herkes bayrağını kapan yahut da evinde yakını kim varsa, yakını bulduklarını. Herkes bir yerlere gitti. Nereye çağrı yapıldıysa, nerede ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece darbeci askerler tarafından ezilen bir arabada Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Yasir Çiftçi adlı vatandaş arabasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Yasir Çiftçi adlı vatandaş yolda darbeci askerlerle karşılaştı. Darbeci askerler Yasir Çiftçi'nin aracının üzerinden geçti. O araç ise bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor. 15 Temmuz darbe girişimine tanıklık eden vatandaşlar o gece neler hissettiklerini de anlattı. Darbe girişimi o tür şeyler önceki gördüğümüz şeylerle, duyduğumuz şeylerle iyi şeyler değildi. Hep ülkemizi geriye atan şeylerdi, kötü şeylerdi. Geleceğimiz için, çoluğumuz çocuğumuz için bunlar iyi şeyler olmayacağı için bir şeyler yapalım dedik. Yani gözümüz hiçbir şey görmedi. Ülkemiz için, vatanımız, bayrağımız için ne gerekiyorsa bizim büyüklerimiz bu işi organize edenler şey yapan ne dediyse yapmaya çalıştık. Nasıl olsa millet çok iyi ayakta kalktı. Aynı anda ama iyi ayakta kalktı. Yoksa iş kötü gitmişti. Ülkemize yapılan en büyük saldırı hainler tarafından. Hele ki kendi askerlerimiz tarafından bizlere yönlendirilen silahlar bizleri çok üzmüştür bu milleti. Milletimizin üstün cesareti, inancı sayesinde bu badireyi atlattık. Bir daha böyle acılar görmesin ülkemiz.